ben senden özür bekliyorum. Ben özür dilerim. Gelemezsin. Yani devletin artık satacak bir şeyi kalmadı. Ya, sakin ya. Bak sakin şu. Sonra döndün. Ya, sakin sesini saat... Şirketlerine karışmak Amerika Birleşik Devletleri'ne haddine mi? Maruk canım bir menemen çekti. Üf inanamazsın. Sen güzel yaparsın ya. Yapsana yiyelim be. Ulan bir kere de sen yap yiyelim be. Oğlum mesele yapmak değil ki. Ben yaparım ama senin gibi lezzetini tutturamam. He he ben de yedim. Afiyet olsun canım. Yap da beraber yiyelim be. Tamam lan uzatma. Anladık. Malzeme var mı peki? Domates, biber falan. Var var olmaz olur mu ya dolapta? Hepsinden taneyle almıştım marketten. Taneyle mi? Kiloya ne oldu ya? Moruk sen ne güzel şaşırdın öyle ya. Keşke ben de senin gibi olsaydım. Her şeyden habersiz. Sıfır kilometre. Tertemiz. Tamam neyse. Sen daha kalk sofrayı kur. Her şeyi benden bekleme. Koçum benim ya. Soğan katmayı unutma ha. Gerçi onun tanesi pahalıdır diye almamıştım ama. Moruk. Tüp bitmiş tüp. Tekerleği mi yakacağız menemen yaparken? Nasıl tüp bitmiş la? Şaka yapıyorsun değil mi? Bunun şakası mı olur lan trik? Kafana tavayı koydun bu su tost bahsi gibi ters dönersin ha. Keşke şaka olaydı lan. Ne gülerdik değil mi o zaman? Kuru gaz. Tüpçü. Gaz aktarı mı yapılır tüpçü? Gaz aktarı mı? Abi ona soruyor ki. Çok basit. Dolu tüpten boş tüpe aktarım yapıyoruz. Mesela şöyle. Tüpçü! Ana içinde gaz kalmış. Abi neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Neden olacak? Neden olacak? 270 TL'den birden 315 TL'ye yükseldi. Kimse alamıyor ki. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Ulan dolar bile bu kadar hızlı yükselmiyor be. Abi ya aktarım yaparken patlasa o zaman ne olacak? Yok yok patlamaz. Benim icadım zaten bu. Yokluk bize her şeyi öğretti. Vay be iyiymiş. En az ne kadar aktarıyorsun peki? En az 10 TL'lik aktarım yapıyoruz. Tüpçü gel gel. Geliyorum abla. Çekil sen de işim gücüm var. Acaba ben neyi aktarsam? Ne kadarlık aktarayım abla? 15 TL'lik yeter Tüpçü Bey. Tamam abla. Tüpçü Bey, normalde eskiden bu şekilde benzin çekerlerdi. Artık bu şekilde her şeyi çekiyorlar be abla. Memlekette çekecek bir şey kaldı mı ki artık? Artık kim ne kopardıysa be abla. Doğru doğru, haklısın. Kim ne çektiyse artık. Ana, görüyor musun abla? Konuşmaya daldık. 5 TL fazla bastı. Borcum olsun Tüpçü Bey, sonra ödesem olur mu? Yok abla yok, olur mu öyle şey? Borç isteme benden, buz gibi soğurum senden. Şimdi ne olacak Tüpçü Bey? Oğlum nerede kaldı bu tüpçü ya? Az önce gene aradım moruk. Gelmek üzereydi. Aha da geldi. Tüp aktarılacakmış kardeş. Mutfakta değil mi? Aktarılmak? Neye aktarıyor lan bu? Yok artık. Damacanayla olanı duymuştum ama boş tüple de olur mu lan? Ne kadarlık istiyorsunuz gençler? Ulan üstüne bir de biz mi para vereceğiz? Ufak ufak bize yürüyor galiba. Ne yürümesi lan? Adam bize koşuyor. Bedava öpücük bile yok kardeş. Hangi devirde yaşıyoruz? Ay ne diyor lan bu? Bizi öpecektir galiba. Ben sivil polis Ali Keskin. Suçüstü bastım lan seni. Şimdi boku yedik. Gel de içeride durumu anlat şimdi. Zamlar yüzünden krizi fırsata çevirirsin ha. Senin fırsatçı seni. Gel bakın buraya. Komiserim ben amma hizmeti yapıyorum. Yürü bakalım yürü. Derdini karakolda anlatırsın. Sanki karakola gidince derdim çözülecekmiş gibi. Ben masumum. He herkes zaten masumum der. Gençler hortumdan tüpe dokunmayın sakın. O da yere inceleme gireriz. Hadi yürü. Komiserim yürü. Ben masumum. Ya yürü. Ben masumum komiserim. Yürü. Dedim unutmayın yürü. Ne oluyor lan? O değildi. Tüpçü anama hizmeti mi dedi? Yok anana hizmeti dedi. O nedir ki? Ne bileyim oğlum bir çeşit kamu görevi herhalde. O değil de
Donu tüp bize kaldı şimdi değil mi? Aynen. İdareli kullanırsak 3 ay yeter bize. 3 aya kim öle kim kala. O zamana kadar kralız mı oğlum? Allah belanı vermesin. Hortumu tatmadın mı lan? O değil de her şeyde olduğu gibi sapı yine elimizden aldı be.